Türkiye'nin ünlü isimleri nerelerde oturuyor, en çok hangi semtleri tercih ediyor, ister istemez merak ediliyor. Bizler de sizler için ünlü isimlerin oturduğu ev fiyatlarını araştırdık. Ünlü manken Cansu Dere, evine hırsız girdiği için korkudan o evde kalmak istememişti. Arkadaşlarına yakın bir yerde ev tuttu. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun evinin yanında 20 bin liraya ev tuttu. Yeni kiraladığı villası 4 katlı ve deniz manzaralı. Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, Kanlıca'daki ikiz yalısından taşınmaya karar verdi. 180 derece boğaz manzaralı ve 25 milyon değerindeki bu evden rotayı Kemerburgaz'a çevirdi. Gündeş'in orman içindeki yeni villasının değeri ise yaklaşık 13 milyon lira. Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır kazancını gayrimenkule yatırıyor. Kadıköy Suadiye'de 4+1 deniz manzaralı bir evi bulunan oyuncu yine aynı muhitten kendisine deniz manzaralı çatı katı 2+1 lüks bir ev alarak geleceğine yatırım yaptı. Gökçe Hanım bunun için 2 milyon lirayı gözden çıkardı. İbrahim Kutluay'ın Levent'te bulunan lüks villasının fiyatı tam 10 milyon lira. Havuzluk lüks villasında Kutluay eski eşi Demet Şener ve çocuklarıyla birlikte oturuyordu. Boşandıktan sonra da oturmaya devam etti. Demet Şener'le Cenk Küpeli boşanmadan önce İngiltere'nin başkenti Londra'da 12 milyon liraya lüks bir daire almıştı. Mutlu çiftin boşandıktan sonra o evin akıbeti ne oldu, ev kimde kaldı bilmiyoruz. Ama 12 milyon liralık o evin fiyatının şimdilerde çok çok üzerine çıktığını biliyoruz. Türkan Şoray, Beykoz'daki Çubuklu Vadi evlerinden bir villa alan Yeşilçam'ın usta oyuncusunun villası tam 13 milyon lira. 420 metrekarelik bu villa 4 katlı. Deniz Seki çok çalıştı, seneler boyunca çok yoruldu ama ödülünü de aldı. Ünlü şarkıcı yoğun geçen yılların ve iş temposunun ardından kendini ödüllendirdi. Ünlü sanatçı Sarıyer'de boğaz manzaralı bir köşke taşındı. Bu köşkün fiyatı tam 14 milyon lira. Seda Sayan, namı diğer Sultan. Levent'te sultanlara layık bir evde oturuyor. Evini 15 milyon liraya almıştı. Bize de güle güle eskitsin demek düşer. Seda Sayan'ın evinin fiyatını duyunca ağzımız bir karış açık kalmıştı. Demet Akalın'ın evinin fiyatıyla ağzımızın açıklığı iki karış açıktı. Malum kendisi 2017 yılında hayalindeki evine kavuşmuştu. O dönem o eve 5 milyon dolar yatırdı. Yani tam 29 milyon lira. Demet Hanım çok çalışıyor. En güzel evlerde kalmayı hak ediyor elbette. Süperstar Ajda Pekkan'a gelince, geçtiğimiz yıllarda Bodrum'daki 4 katlı villasının dekorasyonu için 1,5 milyon lira harcadığını söylemişti. Evinin fiyatını araştıralım dedik. Villasının fiyatının 20 milyon lira olduğunu öğrendik. Diva Bülent Ersoy'da Bağdat Caddesi'nin en güzel yerinde adına yakışır ve şatafatlı bir dairede oturuyor. Ama Diva'nın asıl sarayı Bodrum'da. Geçtiğimiz yıllarda tatil cennetinde yeni bir malikane satın aldı. Ama ne malikane. Tam 16 odalı ultra lüks evinin fiyatı ise 30 milyon. Bizde de Diva'ya bu yakışır demek düşüyor.
megastar demişler ona. Ve geleli megastara. Haliyle evi de lüks ve pahalı olacak. Öncelikle Tarabya'daki evini bir hatırlayalım. 20 milyon liralık ultra lüks bir evi var. Ancak Londra'da öyle bir ev satın aldı ki nasıl yani demekten kendimizi alamadık. Tarkan evlenip baba olunca paraya acımadığı ve geçen yıllarda Londra'da bir villa satın aldı. O villa meğer 54 milyonmuş. Aslında villadan çok şatoyu andırıyor desek yanlış olmaz herhalde. Malum, kendisi gayrimenkul zengini olur. Ancak bizim gözümüz Sarıyer'deki konağına çarptı. Kimden mi bahsediyoruz? Elbette ki Hülya Avşar'dan. Fiyatına şöyle bir bakalım dedik. Bir de ne görelim? Avşar kızının evi tam 60 milyonmuş meğerse.